Herkese tekrardan merhaba, bendeniz. Yeniden Against Storm oynamaya devam ediyoruz. Tutorial'ın ikinci bölümüyle birlikteyiz. Gördüğünüz gibi ocağımız değişti. Şimdi başlamak için hangi tuşa basmamız lazım burada? Şimdi tutorial'a bakalım bize oyun neler öğretecek. Memnuniyeti düşük köylüler yerleşim yerinden ayrılmaya başlar ve durum kraliçenin sabırsızlığını artırır diyor. Memnuniyeti çok yüksek seviyelerde tutmak zaman içinde pasif olarak itibar kazandırıyormuş. Süper. Yani şu aşamaya geldiğinde itibar kazandırıyor. Şu mavi alana itibar eşiği 30'muş. 30 mutluluk olduğunu itibar kazanacak bize pasif olarak. Köylerin memnuniyetini artırmak için ihtiyaçlarını rafine yiyecekler ve evler ve hizmetlerle karşıla diyor. Yani şunlar. Her bir ırkın ihtiyaçları farklı ama ortak ihtiyaçları da var. Mesela burada ortak ihtiyaç temel barınak ve yiyecek aslında. Ama özel ihtiyaç insan barınağı, yulaf lapası, çörek, din, eğlence, giysi ve pastaymış insanlar için. Her türün ihtiyaçları farklıdır. Herkesi sürekli memnun etmek zordur diyor. Burada şimdi bir çiftlik yapacağız. Çiftçiler yalnızca tarım arazilerine ekin ekebilir. Tarım arazisi ise yalnızca verimli toprak üzerine inşa edilebilir. Mahsuller ilk mevsimde ekilir, çiselendiğinde, rüzgar yağdığında, rüzgar yağması ne ya? Yağmur yağdığında, ikinci mevsimde açık havada da hasat edilir diyor. Bir çiftlik inşa et, tahıl hasadı yap ve tavernada biraz bira servis et görevimizi aldık. Şimdi burada bütün ihtiyaçlarını bu arkadaşların görebiliriz. Mesela kunduzlardaki ihtiyaçlar yine kunduz barınağı, çörek, salamura ürün, lüks, eğitim, eğlence ve giysi, kertenkelelerde kertenkele barınağı, kurutulmuş et, çöp şiş, din, kavga. Bu ihtiyaç şu binada karşılanmış. Klan salonu, kaşif kabini, çay ustası. Bazı köylüler dövüşleri izlemeye veya bunlara katılmayı severmiş. Onlar da bunlar. Salamura ürün ve pasta. Biz bir plan seçeceğiz. Küçük çiftlik. Çiftlik inşa etmemizi istiyordu çünkü görev. Şuraya bütün alanı kullanmak istiyorum ben. O yüzden şöyle küçük bir yere yerleştireceğim bunu. Tamam. Şimdi bunun yanına da şunları bası tutarak alalım. Burada bir tane daha var da ağaç var orada alamıyoruz onu. Sonrasında barınak inşa edeceğiz. Buraya uzmanlık bonusu çiftçilik olduğu için insanları yerleştirmemiz lazım. Çünkü onların uzmanlık bonusu uygun. Görevi tamamladık. Bir sonraki görevde oduncu kampı 2 tane, barınak 2 tane. Oduncu kampını inşa edelim. Şuradan barınağı seçelim. Bir tane oduncu kampı buraya. Bir tane de şuraya. Tek çiftlik inşa etmek zorunda değilsiniz bu arada. Hemen şunu yapalım. Yeni gelenler var. Mihenk taşı, fıçı, çiftlik. Şimdi çiftlik inşa ettiğimiz için çiftlik daha mantıklı. Mihenk taşı olarak. Bir tane barınak koymamız gerekiyor şimdi bir de. Şuraya koyalım onu. Yani buraya. Bunları taşırız inşa olunca. İtibar puanı bunu zaten konuşmuştuk şu alttaki. İtibar puanı pasif artmıyor. Sadece memnuniyet dediğimiz zaman pasif artıyor. Böyle yaklaşalım. Bunun bir dezavantajı olmalı sürekli taşımanın ya. Böyle M tuşuna basarak da bunu yapabilirsiniz bu arada. Tıkladığınızda bir binaya M, Manisa'nın M'sine bastığınızda taşıyabiliyorsunuz. Ya da şu sol üstteki taşı butonu. Okey, bu görev de bitti. Teslim edelim. Şimdi buradan sonra küçük tuzakçı kampı bize ne yarayacak? Et ve böcek ve yumurta toplayacağız. 5 tane de et üretmemiz gerekiyormuş zaten. Hemen buradan tuzakçı kampını alalım. Tuzakçı kampı şurada salyangozlar var. Başka bir yerde bir şey yok. Şöyle yerleştirebiliriz bunu. Tamam. Buraya da kertenkeleleri vereceğiz. O yüzden şuradaki kertenkeleleri bir alalım.
Çünkü onlar et toplamayı ve hayvanlarla uğraşmayı daha çok seviyorlardı. Bakın. Et üretimi. Et üretimi kertenkellelerde var. Bunu taşıyalım. Burada bir kaynak bulduk. İnsanları gönderelim. Oraya taş vereceğiz. Hemen verelim. Et toplamaya başladılar. Bakın hasat oldu. Burada başka bitkiler de ürettiler. Şimdi yeni gelenler var. Bizim ihtiyacımız her birinden bir tane olur ya. Bunlar mesela tahıl da veriyor, süper. Bizim ihtiyacımız var çünkü birer üreteceğiz. Burada çiftlik de var. Bak, bu çiftliği avantajımız için kullanabiliriz. Yani buraya bir tane daha çiftlik yapabiliriz insan sayısı arttığında. Burada bir tane daha var bir şey. Bu da nüfus verecek. Süper. Şöyle yapalım. Araştır. Yeni bir görev tamamladık. Bunu da verelim. Şimdi ise tütsühane. Kurutulmuş et ve kurutulmuş et yapacağız ki kertenkeleri mutlu edelim. Tütsühaneyi açtık. Buradan tütsühane nereden alacak kaynağını? Depodan alacak tabii ki. Şöyle şuraya inşa edelim. Dışarıda bir sürü insan kaldı. Dur. Onları ev sahibi yapalım. Tütsühanede kertenkeleler çalışsın. Bir tane de insan verir mi? Vermiyorum. Neyse. Taş ocağı koymamız gerekecek. Buradaki iş bitti. Şu arkadaşlar şuraları da toplasın. Buraya çiftlik inşa ederiz. Sıfır kişi dışarıda. Burada ne eksik? Böcek yok. Bunun yerine et alacağız. Eti seçip onu bu şekilde tamamlayabiliyoruz. Alternatif et. Bunu kapatıp eti kullandırtabiliyoruz. Eğer şuna basarsak önceliği bu olur bunların. Ama hepsinden de üretmeye devam eder. Bir önce bunu üretir, sonra bunları üretir. Şu an gerek yok. Şimdi burada tütsülenmiş kuru et yapacağız. Bekliyoruz şu an. Buraya birini daha verelim. Dur bakalım, kertenkele burada çalışıyor. Burada çalışmıyor. Burada da çalışmıyor. Yani insan verelim ama geldi galiba bir şeyler. Evet. Şimdi bira fabrikasında üretilen ürün miktarı 50 artar. Bu çok iyi. Bunu alalım. Hemen buradan yeni bir insan gelecek grubu. İnsanları alalım. Görevi tamamlayıp. Şimdi burada bira fabrikası koyacağız. Fıçı kullanacağız. Bira üreteceğiz ve bira fabrikasında bira yapacağız. Hemen bira fabrikasını şöyle güzel bir yere koyalım. Bitişik olması hiçbir sorun değil bu arada. Estetiği biraz bozuyor, katılıyorum. Ama spor yıl. Alan dar zaten. Buraya insanları yerleştirmemiz lazım. Çünkü onlar daha iyiydi bir öğretiminde. Hemen şuraya böyle bir barınak yapalım. Burada şimdi mesela çömleğimiz yok. Çömleğimiz yoksa bira fıçısı kullanacağız. Bunu kaldırıp bira fıçısı kullanmamız lazım. Bira fıçısını da zaten burada üretiyoruz. Pardon, burada üretmiyoruz. Nerede üretiyoruz? Burada üreteceğiz. Bir tane var. Fıçı fabrikasında üretebiliyormuşuz bunu ama şu an fıçı fabrikamız yok. Onun zaten bunu biliyor. Buraya bir çiftlik daha koyabiliriz. Hiçbir sorun yok. Dışarıda insanımız yok. Şimdi mesela şu var. İltimas var. İltimas bu türün tarafına seçmek memnuniyet seviyelerini 5 artırıyor. Diğer türlerin memnuniyet seviyesi ise 5 azalıyor. 60 saniye bekliyorsunuz ama tekrar tıkladığınızda iptal ettiğiniz zaman 60 saniye beklemeniz lazım. Cooldown var. Mesela şunları mutlu etmek daha mantıklı bence ama
Dur bakalım. Burada dezavantajını da görüyorsunuz mesela. Yeşil iyi, kırmızı kötü. Görev bitti. Bir sonraki ise taverna. Hemen tavernayı da alalım. Köylerin eğlenceli lüks ihtiyaçını karşılayabilecekleri bir yer. Pasif etkiler Ozan'ın hikayeleri diyor. Bu bayağı büyük. Şöyle şuraya koyalım bunu. Burada dursun. Hizmetlerle ilgili bir şey var. Köylüler yiyecek ve giyecek gibi temel ihtiyaçlarını ocakta karşılarlar ve bunun için sadece doğru ürünlere ihtiyaçları vardır. Ancak ihtiyaçları karşılamak için yalnızca kaynak değil, aynı zamanda özel bir bina tipine de gerektiren ayrı bir ihtiyaç kategorisi de bulunur. Bunlara hizmetler denir. Burada gördüğümüz gibi taverna. Biz şu an inşa ettik zaten. Hizmet kategorisi eğlence, lüks veya din gibi ihtiyaçları içerir. Bu ihtiyaçları karşılamak için köyde taverna veya pazar gibi uygun bir hizmet binasına olması gerekir. Uygun bina inşa edildikten sonra ilgili binaya eşya atan malları atan eşya depodan alıp çalışma yerlerine getirdikleri ürünleri köy halkına sunarlar. Köylüler hizmet bina ihtiyaçlarını karşılamak için fiziki olarak bir hizmet binasına gitmek zorunda değillerdir. Yine her zamanki gibi ocakta dinlenirler, ancak eğlence ihtiyacını karşılamaları için yerleşim yerinde bir tavernanın bulunması ve faaliyet göstermesi gerekir diyor. Hizmet binaları ayrıca benzersiz pasif bonuslar sunar. Bunlar genellikle bir binada belirli sayıda çalışan olduğunda etkileşen küresel olumlu etkilerdir. Örneğin tavernaya atanmış 3 işçi olması yerleşim yerindeki tüm köylülerin memnuniyet seviyesini artırır, ancak pasif hizmet binası bonusları kademe kazanmaz. Dolayısıyla ikinci bir taverna inşa etmek bu etkiyi iki katına çıkarmaz diyor. Yani steklenmiyor. İki tane yapmayın diyor. Boşuna yer kaplıyor zaten. Daracık yer. Buraya maş lazım. Kumaşı nasıl üretecektik? Bitkiyi toplayacaktık önce. Hasatçı kampı kuruyoruz. Sonrasında ise ham madde istasyonu kuruyoruz. Buraya da hemen insanları verelim. Taş ocağımızı da kuralım ya, dur. Burada da bunlar çalışsın. Yeni gelenler var. Bakır daha avantajlı. Görevimiz şu an bira, burada bira üretmek. Onu yapıyoruz. Taverna. Tavernamız olmalı. Taverna. Burayı inşa ediyoruz. Buraya taş ustalarına para verelim. Tamam. Bu olsun. Ve daha yakından çalışsınlar. Üretiyor. Burada yiyecek bitti. Bunun için yeni bir yer keşfetmemiz gerekebilir. Onu da mesela şöyle yapalım. Şuraya koyalım. Böyle alsınlar. Bunlar da burayı alsınlar. Bakalım buralardan ne çıkacak. Burada kumaşı üretiyoruz şu an. Kaç kumaş istiyordu? 8. Bir tane zaten üretiliyordu. Böyle kumaşa ağırlık verelim. Tamam, orayı inşa ediyorlar, süper. Et üretimi lazım, et üretimi yapalım. Burada keşfettiğimiz salyangoz yeri var, süper. Bunu oraya hemen taşıyalım şöyle. Buraya da insanları atayalım. İnsanların bulunduğu yerler şimdi şöyle. Buna tıkladığımızda mesela az önce göstermeye çalıştığım şey oydu. Buraya herhangi birine tıkladığımızda o ırkı seçip bir yere atayabiliyoruz. Mesela insanları buraya atamamız lazım. Nerede insan çalışıyor hemen görebiliriz. Mesela oduncu kampında çalışıyor. Bunu buradan sağ klikle alıp sol klikle buraya bırakıyoruz. Ham madde istasyonundan sağ klikle alıp mesela kunduzu buraya koyabiliriz.
Boşta kunduz var. Hemen buraya atayalım. Tütsaniye de bir tane kertenkele atayalım. Süper. Şimdi tamamlandı. Yirmi. Üç kişi var şu an. Enerji ihtiyacı çok karşılanıyor. Sekiz. Burada yeni bir şeyler geldi. Kök ihtiyacı iyi olabilir aslında da şunu alalım. Bakalım. Ham madde istasyonuna atayalım orada bir. Tamam. Şunlar şimdi de şurayı bir açsın. Hemen yeni bir şey bulduk. İnsan evi, kertenkele evi, kunduz evi. Hangi nüfus fazla? Kunduz. Ama kim mutsuz aynı zamanda? Kertenkele. Kertenkeleye vermek daha mantıklı burada evi. Hemen şuraya bir kertenkele evi iki tane. Burada ne bulduk? Güzel. Buraya hemen insanları gönderelim. İhtiyaç şöyle karşı. Biraz da buraya gönderelim ya. Hasara gönderelim. Kehribar da kazanalım. Süper. 4 oldu. Evsiz insan var. Peki kertenkele var mı evlerde? Var. O zaman onları kendi evlerine gönderelim. Bir tane daha koymamız lazım. Ne eksik? Kumaş. Hemen kumaşa yönelim. Süper. Bakın ihtiyaç karşılandı şu an. Pasif kazanıyoruz. Geçti çünkü taşıma. 1.1 kazanıyormuşuz mesela. Çok mutlular şu an. Görevi tamamlayabiliriz artık. Bu tamam. Bunu da tamamlamışız. Memnuniyetleri 30 oldu. Süper. Otomatik onu tamam ve görev bitmiş oldu. Hemen iki seviye olduk ve bize ödül olarak yeni şeyler verdi. Mesela yeni hisar yükseltmesi, yağmur toplayıcısı, aktar kampı, maden, alev tasımları ve kalabalık evler. Devam ediyoruz. Şimdi burada oyunun haritasını görüyoruz artık. Dünya uçsuz bucaksız sürekli değişen bir yer ama tam kalbinde yanan şehir yatıyor. Yanan şehre gir ve obsidyen arşivi birinci seviye yükseltmesini satın almak için şimdiye kadar topladığın kaynakları kullan diyor. Pekala, yanan şehre şu yukarıdakiyle butonuna giriyoruz. Burada şimdi bizim tecrübemiz 50. 150 toplamamız lazım ki 3. seviye olalım. Yenilenmiş mührümüz yok. Yanan şehir burası. Oyun geçmişimizi buradan görüntüleyebiliyoruz. Özel görevleri şu an alamıyoruz. Bunun için ne gerekiyormuş? Özel görevleşmek için obsidyen açı ve birinci seviye kilidini açacağız ki bunu zaten bize söylemişti oyun. Yükseltme satın ala tıklayarak şuradaki mesela verdiği yiyecek stoğunu satın almak için kullanabiliyoruz. Burada yukarı çıktıkça pek çok şeyi satın almamız mümkün. İhtiyacınız olan neredeyse her şey burada arkadaşlar. O yüzden oyunu sürekli oynadığınızda size sağladığı yiyecek stoğu, makine ve eserler sayesinde bunları açabilirsiniz. Ki çok önemli. Mesela obsidyen arşivi 2'ymiş. Bu ne veriyormuş? Kraliçenin sabrı -2 azalıyormuş. Güzel. Hisar kaynak değiştiririz. Bir ilaç şimdi tamamlandığında 110 daha fazla hisar kaynak kazanırsın diyor. Başlangıç bonusu veriyormuş bu. Dönmeyen alev. Ocakta yakılan tüm yakıt ürünlerinin yanma süresi kalacak. Artı 2 artar. Süper. Bu daha mantıklı geldi. Onu alalım. Pekala. Burada bunu tamamladıktan sonra bunu açtık burada gördüğünüz gibi. Özel görevlere tıkladığınızda bütün özel görevleri burada görüntülemeniz mümkün. Bu özel görevleri tamamladıkça size ödüller sağlıyor. Bunlar tecrübe puanları olabiliyor. Bir sürü görev var. Mesela bir tanesinde kaliteli kontrolü yok diyor. Ağaç üretimi artı 2 yerde her fırtınadan sonra depolanan tüm odun yok olur ve karşılığında 50 böcek alırsın diyor. Süper. Ama bunları yapmak için belli başlı şeyler var. Mesela 10 adet kayran keşfetmemeniz gerekiyor. Genel burada burada keşif var, refah var, endüstri var. Her türden görev mevcut. Şimdi buradan çıkalım.
Dünya bitmek bilmeyen bir çürüme döngüsünün pençesinde. Çürüme gelmek üzere, bu yüzden hiçbir kervanın yola çıkmasına izin verilmiyor. Döngüyü bitirmek için ekranın sağ alt köşesindeki yer alan düğmeye tıkla diyor. Öylesi kasaba 2 artık bitmiş oluyor. 2 burada bitiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şuraya geldiğinde döngü artık çürümeye giriyor. Bu ilerledikçe siz, yani mesela bir görev silsilesini bitirdiniz, başarılı ya da başarısız. Bir sonrakini oynayabiliyorsunuz. Ta ki şuraya kadar. Şu sağdaki yere kadar. Oyuna erişmeden önce mevcut döngüyü bitirmek için tıklayarak döngüyü bitirip her şeyinizi sıfırlayıp tecrübenizi elde edip açtığınız kilidini açtığınız, yani şu yiyecek stoğunu vesaire kullanarak açtığınız şeyleri elde ediyorsunuz. Onlar kaybolmuyor. Bir vali olarak amacın kervanınla kadim mühürlere ulaşmak ve onları yenileyerek çürüme fırtınasını geciktirmektir diyor. Kendi başına maceraya atılmaya neredeyse hazırsın. Oyunu başlatmak için harita üzerinde başlangıç menzili içerisinde herhangi bir kareyi seç diyor. Şu şekilde zaten seçebiliyoruz. Herhangi bir noktayı seçmemiz mümkün. Ama mesela şunlara en yakın yerleri seçmemiz lazım. Bu daha yakın görünüyor. O yüzden mesela burayı seçerek adım adım Rocklet şeklinde ilerleyebiliyoruz. Şunu seçelim. Burada yola çıkmadan önce kasaba halkının temel ihtiyaçlarını karşılayacak kervan seçmelisin diyor. Burada mesela bunları seçersek bize temel ürünler sağlıyorlar. Et, yiyecek ve salamura yeni gelenler vesaire veriyor. Burada iki tane ırk var. Bayağı da kaynak var. Şu daha mantıklı gibi. Onu seçtik. Ardından zorluk seviyesini seçmemiz lazım. Olumlu olumsuz etkileri burada var. Mesela yerleşimcide köylüler daha az yemek yiyor. Öncüde kazanmak için daha fazla itibar gerekiyor. Eski kurt çürüme hastalığı ve çürüme var. Valide de aynı şekilde. Kilitli bu daha açık değil. Yerleşimciyi seçtiniz diyelim. Burada son olarak yanına daha fazla ürün almak için başlangıç puanını kullanırsın diyor. Bizde şu an 3 tane var. Bunun üçünü de alabiliyoruz yani. Sonunda kendi başına yola çıkmaya hazırsın. Unutma, her zaman bir çıkar yol vardır. Yeni şeyler dene ve uyum sağla. Fırtına size karşı nazik olsun Sayın Vali der ve aslında buradan başla dediğimizde artık oyunumuza serbest bir şekilde başlayabiliyoruz. Ben şu an başlamayacağım. Burada bitirelim istiyorum çünkü daha sonraki belki videolarda şey yaparız. Seri yapmak istiyorum buna. Tıpkı şeydeki gibi. Songs of Six'teki gibi. Bu arada Songs of Six'e tekrar döneceğiz. Ama şimdilik bir Against the Storm'u oynayalım istiyorum. Against the Storm derken aklıma hep Against Rome geliyor. Öyle bir oyun vardı çok eskiden. Jewboot mu yapıyordu, ne yapıyordu? Birisi yapıyordu onu da. Bir oyun, Jewboot adlı bir şirket geliştiriyordu. Hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Umarım bir gün GOG'ya gelir de oynarız. Evet, benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen yolumuzu eksik etmeyin. Hoşça kalın.